Kaşgarlı Mahmut. İlk sözlük bilimcimiz, ilk dil bilginimiz. İlk sözlüğümüz Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı. Bütün Türk illerini dolaşıp Türk toplulukları arasında yaşayarak onların söz varlığını, sözlü edebiyat ürünlerini yazıya geçirmekle 1000 yıl öncesinden binlerce yıl sonrasına ulaşmasını sağlayan ilk derlemecimiz. Hakaniye lehçesiyle Uygur, Oğuz, Kıpçak, Türkmen, Kırgız, Çiğil, Yağma, Argu ve diğer Türk soylu halkların lehçelerini Türk adı altında toplayarak eserine Divan-ı Lügat-ı Türk, yani Türk lehçelerinin sözlüğü adını veren ilk Türkoloğumuz. 11. yüzyıl Türk dünyasının yorulma nedir bilmeyen araştırıcısı. Türklerin yaşadığı ülkeleri, kentleri, kasabaları, köyleri tanıtan, bu yerleşim bilimleri hakkında bilgiler veren ve çizdiği haritayla ilk Türk coğrafyacısı unvanını da kazanan bilgin. Türklüğüyle övünen, ana dilini hakkını vererek en güzel bir biçimde konuşan, en iyi eğitimi görmüş, soyca en köklü kişi. Türklerin en iyi kargı atanı, Doğu Karahanlı Devleti'nin Hakanı Muhammed Buğra Han'ın torunu, Veliaht Hüseyin Çağrıtigin'in oğlu, Karahanlı Hanedanı'nın şehzadesi, Kaşgarlı Mahmut. Ve Kaşgarlı Mahmut'un yaklaşık 20 yılda topladığı malzemeyi 2 yıl üzerinde çalışarak kaleme aldığı Divan-ı Lügat-ı Türk, Türk dilinin ilk sözlüğü, Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı. 1000 yıl öncesi Türkçesinin ilk veri tabanı, ilk derlemi. Türk yazı dillerinin, Türk lehçelerinin tarihsel köklerini ve yaşadığı gelişmeleri ortaya koyan bir kaynaktır Divan-ı Lügat-ı Türk. 11. yüzyıl Türkçesinin ses bilgisi ve biçim bilgisi özellikleriyle ilgili bilgileri, söz varlığının gücünü, inceliklerini 21. yüzyıla ulaştıran bir bilgi hazinesidir Divan-ı Lügat-ı Türk. Kaşgarlı Mahmut'un 1072 yılında yazmaya başlayıp 1074 yılında tamamladığı Türk dilinin anıtsal eseri Divan-ı Lügat-ı Türk, yalnızca bir dil bilgisi kitabı, yalnızca bir sözlük değildir. Tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan, kültür değerlerimizin köklerini ortaya koyan, yaklaşık 1000 yıl öncesinin Türkistan'ında, Kıpçak bozkırlarında, Karahanlı Devleti'nde, Uygur Kağanlığı'nda, Oğuz Obalarında, kısacası 11. yüzyılın Türk dünyasında yaşayan Türk topluluklarının dilleri, gelenekleri, inanışları, yaşayışları konusunda bilgiler veren, sözcükleri tanımlarken Türk sözlü edebiyatının seçkin örnekleriyle anlatımını renklendiren, atasözlerimizin en eski biçimleriyle söz varlığımızın gücünü ortaya koyan eşsiz bir başvuru kaynağıdır Divan-ı Lügat-ı Türk. Türkçenin hafızasıdır. Türklerin ulusal takviminin tarihçesinden türlü hastalıkların tedavisinde kullandıkları ilaçlara, at yetiştiriciliğinden tarıma, Türk hukuk düzeninden devlet yönetimine, Türk dokuma ve el sanatlarından Oğuz damgalarına kadar yüzlerce konuda bilgi içeren ilk Türk ansiklopedisidir Divan-ı Lügat-ı Türk. Futbolun atası sayılabilecek tepük oyununun ilk bilgilerini günümüze ulaştıran, 1000 yıl önce Türk çocuklarının oynadığı tepüyü bizlere tanıtan, Türklerin yüzlerce yıldır ütüyü kullandığını ve ütülü giysilerle dolaştığını yazan, Alper Tunga öldü mü, Issız Acun kaldı mı dizelerinin de yer aldığı sözlü edebiyat ürünlerimizin örneklerini yüzlerce yıldır yaşatan, Mars gezegeninin Türkçedeki adının Bakır Sukum, Jüpiter'in Türkler arasındaki adının Erenpüz olduğunu bildiren, Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme alınan ilk Türkçe dil öğretim kitabıdır Divan-ı Lügat-ı Türk. Pek çok özelliğiyle Türk kültüründe ilklerin kitabıdır Divan-ı Lügat-ı Türk. Türk uygarlığının kökleridir Divan-ı Lügat-ı Türk. Türk'ün dilidir, edebiyatıdır, kültürüdür, tarihidir, coğrafyasıdır. Kısacası Divan-ı Lügat-ı Türk, Türk'ün kendisidir. Yüzyıllar sonra bu kültür hazinesinin elimizdeki tek nüshasının bulunuşu, yayınlanışı, çevirisi, işlenmesi, dilimizin tarihinin yeniden yazılmasını sağlamıştır. Bu büyük eseri bizlere kazandıran Ali Emiri Efendi'yi, Kilisi Muallim Rıfat'ı, Besim Atalay'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ali Emiri Efendi'nin 33 altına satın aldığı Divan-ı Lügat-ı Türk, 16 bin kitabını bağışlayarak kurduğu Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 100 yıldır sergileniyor. Ve Divan-ı Lügat-ı Türk'ü bizlere armağan bırakan Kaşgarlı Mahmut bugün 1000 yaşında. Kaşgar'a bağlı Opal köyündeki Kaşgarlı Mahmut'un mezarı Türk soylu halklar tarafından saygıyla ziyaret ediliyor yıllardır.
Bütün dualarımız Kaşgarlı Mahmut için bugün. Birinci doğum yılında saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz Kaşgarlı Mahmut'u. Bin yaşa Kaşgarlı Mahmut, binler yaşa.